Bugün 10 Aralık günlerden cumartesi. Ben Şahlı Orucova. Neredesiniz? Haber Global'desiniz ve her hafta cumartesi olduğu gibi bugün de uzman konuklarımızdan pek çok bilgiyi sizler için paylaşıyor olacağız. Biliyorsunuz artık programımızı devamlı izleyenler bilirler ki sizlerden gelen soruların cevaplarını her hafta 5 uzman konuğumuzla beraber burada sizler için paylaşıyoruz ve bu haftada böyle olacak. İlk olarak neyle başlıyoruz? Haftalardır konuşuyoruz biliyorsunuz obezite ve istiyoruz ki bu ameliyatlara, obezite cerrahisine ihtiyacı olanlara en doğru bilgiyi aktaralım. Obezite cerrahisinde multidisipliner yaklaşımla ve obezite cerrahisine uygun adaylara yapılması durumunda çok başarılı sonuçlar da alınıyor. Toplumda doğru sanılan bazı yanlışlarsa bu ameliyatı olmak isteyenleri ameliyat olmaktan vazgeçirebiliyor. Dolayısıyla akıllarında da pek çok soru da olabiliyor. İşte o soruları, sıkça sorulan sorulardan birkaçını Profesör Doktor Oktay Banlı'ya sorduk ve sizler için paylaşıyoruz. Bu bölümde obezite cerrahisi sonrası sıkça sorulan soruları cevaplayacağız. İlk sorumuzda obezite cerrahisi sonrası hamilelik sorulmuş. Bizim hastalarımızın bir kısmı kilolu bayanlar bu süreçte hamile kalamıyorlar. Kalsalar bile sağlıklı bir gebelik süreci geçirmiyorlar. Ameliyat sonrası kilo verdikten sonra, normal kiloya döndükten sonra spontan olarak hiçbir tedavi görmeden hamile kalan, bebek sahibi olan çok sayıda hastamız var. Dolayısıyla obezite cerrahisi çocuk sahibi olmaya engel bir cerrahi değil. Peki ne zaman hamile kalmasını öneriyoruz? Biz kilo verme sürecinin tamamlanmasından sonra hamile kalmasını öneriyoruz. Bu süreç ortalama 1 yıl. Yani kilo verme süreci tamamlandıktan sonra 1 yılın sonunda hastalarımıza hamile kalmalarını önerebiliriz. Bazı hastalar bu sürecin daha öncesinde hamile kalmış olabilirler, olabiliyorlar. Bu hastaları da biz kadın doğumcularıyla beraber yakın bir şekilde takip ediyoruz ve onların da sağlıklı bir şekilde bebek sahibi olmasını sağlıyoruz. Onun dışında obez bireylerde solid organ kanserleri, pankreas ve karaciğer tümörleri daha yüksek görülüyor normal insanlara göre. Yine kilo verdikten sonra bu hastalarda görülme oranı normal kilolu insanlara oranına düşüyor. Yani bu yanlış bir kanı, obezite cerrahisi hiçbir şekilde herhangi bir kanserin görülme oranını artırmıyor, herhangi bir kansere sebep olmuyor. Tam tersine obezlerde görülen ve obezlerde daha sıklıkla görülen kanserlerin görülme oranını azaltıyor. Böyle bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmemiz lazım. Obezite ameliyatları sonrası, özellikle de tüp mide ameliyatları sonrası gelişen kaçaklar son derece önemli. Bu konuda hastaların ciddi bir korkusu var gerçekten ve buna ait de kulaktan dolma çok fazla bilgileri var. Bir kere her hastada olacak diye bir şey yok. Yani görülme oranı %1 civarında kaçakların. Tabii ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası mutlaka bunu iyi değerlendirmek lazım. Ameliyat öncesi mutlaka endoskopi yapıp bir mide rahatsızlığı olup olmadığına bakmak gerekiyor. İkincisi, ameliyat sonrası erken dönemde, özellikle hastanede yattığı dönemde hastanın takibi son derece önemli. Ve bu hasta evine gönderildikten sonra özellikle de ilk bir hafta 10 gün içerisinde ateş, terleme, halsizlik aşırı, nefes darlığı, karın ağrısı şikayetleri gelişirse vakit geçirmeden ameliyat eden doktora müracaat edilmesi gerekiyor. Yapılan tetkiklerle, kan tahlilleri ve çekilen tomografiyle böyle bir hastada kaçak olup olmadığı tespit edilebilir. Tedavisinde de eğer bu konuda deneyimli bir merkez ise endoskopik olarak bu kaçakların tedavisi son derece kolay. Tabii burada hastanın sabırlı olması, ekibinde sabırlı olması lazım. Sıkça sorulan birkaç soruyu cevapladık ama bunun dışında aklınıza gelen her şeyi ameliyat olduğunuz ekibe mutlaka sorun. Kendi başınıza internet bilgileriyle, kulaktan dolma bilgilerle bu sorulara cevap aramayın. Ameliyat yapan ekipler bu soruların cevabını bilirler ve size her konuda yardımcı olurlar, emin olun.
Evet, uzmanlar her defasında uyarıyor. Aslında en sağlıklı bilgiyi doktordan almamız gerekiyor. Biz birazcık sabırsız olabiliyoruz kimi zaman. Hemen internetten araştırmak kolayımıza geliyor ama bence uzmanına sormak çok daha sağlıklı yaklaşmamızı sağlayacak bu tip sorunlara. Pekala, devam edelim. Sosyal medya adreslerimizi hatırlatalım hemen internet demişken. Sosyal medya adreslerimizden bizleri takip edebilirsiniz. Aynı zamanda programlarımızın tekrarlarını YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi de paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Ekranlarını yeni açmış izleyicilerimize bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve devam edelim. Son yıllarda oldukça fazla konuştuğumuz konu kozmetik jinekoloji. Uzmanlar oluşabilecek problemlerin estetik yaklaşımlarla kolayca çözülebileceğini ifade ediyorlar. Kadın hastalıkları uzmanı operatör doktor Esra Demir Yüzer bu haftadan itibaren kozmetik jinekoloji hakkında merak edilenleri anlatacak. Bugünse konumuz kozmetik jinekolojide uygulanan yağ dolgusu ve kök hücre tedavisi. İzliyoruz. Kök hücreler vücuttaki doku ve organların yapısını oluştururlar. Kök hücreler yüzlerce, yüz binlerce ve milyonlarca hatta hücreye dönüşürler ve kendilerini de yenileme özelliğine sahiptirler. Bu yenileme bir ömür boyu devam edecektir. Yeni doğanlarda her 10 bin hücreden bir tanesi, 65 yaşına gelindiğinde her 1 milyon hücreden bir tanesi kök hücredir. Bu da bize gösteriyor ki yaş ilerledikçe dokuların hasarını onarmada kök hücreler yetersiz kalır. Bu nedenle de yaşlanma süreci ve bazı hastalıklar daha sıklıkla görülür. Teknoloji ve tıp biliminin gelişmesiyle birlikte yağ dokusundan ve de kemik iliğinden alınan kök hücreler bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Biz de kadın doğumda özellikle genital estetik alanında yağ dolgusunu ve de kök hücreleri kullanmaktayız. Yağ dolgusu alırken özellikle ameliyathane şartlarında alınmasına dikkat edilmeli. 2.4 milimlik çok özel kanüllerle yağ dolgusu için kullanacağımız yağ materyali mikrograft dediğimiz küçük yağ dokuları şeklinde kanüller vasıtasıyla alınır. Özellikle dolgu ihtiyacı olan dolgu materyali olarak enjekte edebiliriz. Ve buradaki bu yağ dokusunun biraz fazla miktarda enjekte ederiz ki çünkü zaman içerisinde yağ dokusu, verdiğimiz yağ dokusu emilecektir. Bu da bir miktar küçülmeye neden olur. Bu yağ emilimi beslenmeye, kişinin yapısına ve de kullandığımız bölgeye göre de değişmektedir. Yağ dokusu yaptığımız hastalarda aynı zamanda bu aldığımız mikrograft yağ dokusunun özel enjektörlerde hiçbir canlı yağ hücresi kalmayacak şekilde parçalanmasını sağlayarak ve özel filtrelerden geçirilmek suretiyle bu bölgedeki kök hücreleri içeren bir solüsyon elde ederiz ve kök hücre içeren bu solüsyonu da genital bölgenin gençleştirilmesinde, kararmalarının tedavisinde kullanabilmekteyiz. Aynı zamanda bu kök hücreyi his kaybı olan ve bununla ilgili sorun yaşayan kadınlarda genital bölgenin hem bu hisli bölgelerinde, vajen girişinde, klitoral bölgede de kullanılmasıyla his kazancının da arttığına şahit olmaktayız. Genital bölgenin dolgularında yağ dolgularının kullanılması, hazır hyaluronik asit dolgularının kullanmasına göre avantajları vardır. Yağ dolgusu bir miktar erise de ömür boyu kalıcı olur. Tutulan miktar ömür boyu kalıcı olur ve bir daha da tekrara gerek duymaz. Bunun kalıcılığını kişinin yapısı, beslenmesi ve kullanılan bölge belirler. Biz bu yüzden hastalara ilk 4 ay kilo vermemesini önermekteyiz. Aynı zamanda kişinin kendi dokusu olduğu için herhangi bir alerjiye ve de yabancı cisim reaksiyonuna neden olmaz. Kalıcı dolguların da yağ dolgusuna göre avantajları, bir ameliyathane gerektirmemesi, daha hızlı bir şekil verebilmesi bir avantajdır. Ancak 1-1,5 yıl gibi kalıcılığının olması yağ dolgusuna göre dezavantajıdır.
Özetle yağ dokusu mezenkimel kaynaklı kök hücrelerin en zengin olduğu dokudur ve yağ dokusu kullanılarak ve kök hücre elde edilerek genital bölgede oldukça kadını mutlu eden sonuçlar elde edebilmekteyiz. Kadın mutluysa aile mutludur. Hocam ne kadar güzel tamamladı değil mi videoyu? Kadın mutluysa aile de mutludur, toplum da mutludur diyelim ve devam edelim. Memede kızarıklık, şişlik, ağrı ve bölgesel ısı artışı semptomlarına neden olan kronik meme iltihabı şimdiki konumuz. Genellikle emzirme ile ilişkilendirilse de başka sebeplere bağlı olarak da meydana gelebilir. Ancak endişelenmeyin, farkında olarak ve çeşitli önlemler alarak bu sorundan kurtulabilirsiniz. Profesör Doktor Mahmut Can Yağmurdur, genel cerrahi ve cerrahi onkoloji uzmanı olduğunu söyleyelim. Bu hafta bu konuyu ayrıntısıyla anlatıyor. İyi günler. Bu bölümde kronik meme iltihaplarının önemli bir kısmını oluşturan granulomatöz mastitten kısaca bahsetmek istiyoruz. Aslında mastit dediğimiz zaman bu ikiye ayrılır genel anlamıyla. Bunlardan bir tanesi akut laktasyonel mastit dediğimiz emzirme döneminde olan mastit meme iltihaplarıdır. Diğeri ise bunun ilaca rezistanslı olan, antibiyotiğe rezistan olan ve damardan tedavi vermeyi gerektiren, bir anlamda da ilginç bir şekilde endemik karakter taşıyan bir formu vardır. Onlar tabii yatarak tedavi edilen, damardan antibiyotik vermeyi gerektiren durumlardır. Ancak son zamanlarda sıkça karşılaşmaya başladığımız kronik granulomatöz mastit dediğimiz özel bir mastit türü vardır. Bizim ülkemizde dahil olmak üzere birçok yerde karşımıza çıkan kronik granulomatöz mastit ciddiyetle yaklaşılması gereken bir hastalıktır. Her şeyden evvel antibiyotik direnci son derece fazla olan birbiriyle ilişkili bal peteği gibi apse odacıklarının memenin içerisini işgal ettiği, bu apse odacıklarının daha sonra meme başından veyahut da memenin periferinden bir yerden cilde doğru açıldığını ve bir adeta birden fazla fistül oluşturmak suretiyle hem görüntü bozukluğuna, hem memede çekilmeye, hem de memede cilt ve renk değişikliklerine neden olmaya sebep olan, onu ortaya koyan böyle bir klinik belirtilerle gelen, memede kitle de oluşturan bir hastalıktır. Kronik granulomatöz mastit aslında mikroskopik olarak baktığınız zaman memenin İçerisindeki bir proteinin memenin bizzat kendi reaksiyonudur. Onun için bazı yerlerde bu memenin lobül dediğimiz mikroskopik yapılarında karşı bağışıklık hücrelerinin adeta bir romatizma gibi yanıt vermesi ve memeyi tahrip etmesidir. Hem ciltte renk değişikliği, hem kızarıklık, hem de açık bir takım yaralara neden olması nedeniyle kanserle çok karışan bir hastalıktır. Sadece kanserle karışması bir tarafa, aynı zamanda antibiyotiğe dirençli olması, uzun süren antibiyotik tedavileriyle hastanın psikolojik açıdan tahrip olmasına, hasar görmesine neden olmaktadır. Bizim açımızdan işin önemi şu, bir defa bir kronik granulomatöz mastit olgusunun tanısının çok net konması lazımdır. Ayrıcı tanıda, zira bir uçta kanser var, diğer uçta ise meme tüberkülozu vardır. Eğer tanı mikroskopik olarak doğru konulmazsa yapılacak olan tedavi hastaya ciddi zarar verir. Nasıl mı? Örneğin meme tüberkülozu tanısı atlanırsa kronik granulomatöz tedavisinden sonra tüberküloz daha agresif hale gelebilir, saldırgan hale gelebilir. Veyahut da kanser tanısı atlanmışsa gecikmiş tanıdan dolayı evrenin ilerlemesi söz konusu olacaktır. Onun için kronik granulomatöz mastit tanıldı hastalarda yaklaşımda görüntülemenin çok dikkatli yapılması, gerekirse açık biyopsiyle tanının konulması, gerekirse eksizyonla tedavinin yapılması ama muhakkak surette immün süpresiflerle de tedaviye devam edilmesi önerilmektedir.
Genel cerrahi ve cerrahi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mahmutcan Yağmurdur'a çok teşekkür ediyoruz. Yine biz kadınlar için çok kıymetli bilgileri paylaştı bizimle. Biz de devam edelim. Ağız ve diş sağlığına yeterli önem göstermemek ileride çok daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar her defasında uyarıyor. Diş eti iltihabı veya bir diğer deyişle apse yoğun ağrı veya acıya neden olan rahatsızlıklardan birisi. Peki diş apsesi nedir ve diş apsesine ne iyi gelir? Gelin konuyu uzmanından dinleyelim. Uzman doktor Tansu Arakman anlatıyor. Merhaba. Herkese güzel günler diliyorum. Bugün dental kist ve apselerden söz edeceğiz. Öncelikle kistlerden bahsedelim isterseniz. Dental kistler uzun dönem çürüğü olan dişlerin kök uçlarında lezyonların gelişmesi ve ilerlemesi sonucunda oluşabilir. Bunlar genellikle filme baktığımız zaman sınırları belirgin radyolüsensi yani siyah alanlar olarak gözümüze çarpar. Bunun dışında bir de 20 yaş dişlerinin etrafında veya genel olarak konuşacak olursak gömülük almış dişlerin etrafında o dişlerin folikülü yani kesesinin aşırı büyümesinden dolayı oluşan kistler diyebiliriz. Dental kistler mutlaka dişin çekimini gerektirirler. Uzun dönemde fark edilmediğinde çünkü kistlerin şöyle bir özelliği vardır. Genel olarak ağrısızdırlar. Yani kişi bununla ilgili bir ağrı hissetmez. Ve dışa doğru bir kabarıklık yani bir şişme de genellikle görülmediği için kistlerde yani içerideki kemiği erittiği için uzun süreli fark edilemeyebilirler. Ne zaman fark ederiz bunları? Mesela hastamız gelir, biz hastamızın muayenesini yaparız. Aldığımız tomografi görüntüleri ve panoramik görüntülerde bu kistleri tespit ederiz. Kistler bazen çok uzun sürelerde yandaki dişlere kadar uzayarak diğer dişlerin de çekimini gerektirebilir. Çok genişlemiş kistlerin mutlaka genel anestezi ile alınması gerekir. Yani hastalar genel anestezi altında hastane koşullarında bu kistlerden kurtulabilirler. Çünkü bunların ameliyatı hem hastayı yorabilir hem de hekimin konforu açısından hastaların genel anestezi altında uyutulması daha uygun olur. Apselere gelecek olursak, apseli dişler biliyorsunuz iltihap kaynaklı olan dişlerdir ve apsisi olan kişilerde genelde %1 şişlik olur. Bazen öncelikle ağız içinde şişliği kişiler hisseder. Daha sonra aradan birkaç gün geçmesiyle beraber herhangi bir tedavi yapılmazsa veya ilaç kullanılmazsa bu şişlik yüzün dışına doğru, işte üst çenede ise gözünün altına doğru, alt çenede ise çenesinin köşesine doğru veya bulunduğu bölge her neresiyse o bölgeye doğru bir büyüme olabilir. Apseli dişlerin mutlaka ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Asla antibiyotik alarak, asla sadece ilaç kullanarak, ağrı kesici kullanarak, gargara yaparak veya başka herhangi bir yöntem kullanarak tedavi edilmeleri mümkün değildir. Apseli dişler ya kanal tedavisiyle kurtarılır ya da kurtarılamayacak durumdaysa çekilirler ve daha sonradan yerlerine implant yerleştirilerek hasta yeniden dişli hale getirilir. Apselerin olduğu ağızlarda birinci önceliğimiz her zaman apsenin drenajıdır. Yani apseyi boşaltmaktır. Bu dişin çekimiyle olabilir, kanal tedavisiyle olabilir veya küçük insizyonlarla hastaya dren yerleştirerek ağız içinde veya çok büyük apselerde yani kişinin yüzü şiştiğinde ekstraoral yani ağız dışına da dren yerleştirerek bu apseleri boşaltabiliriz. Ya öncesinde bu apseleri boşaltıp antibiyotik kullanımıyla beraber bekleyip sonra dişi çekeriz ya da şartlar uygunsa antibiyotik baskısı altında hemen dişi çekerek tedavisine geçeriz. Kanal tedavisi yapılması düşünüldüğünde de biraz daha bu süreç uzayabilir, birkaç günü bulabilir. Özetleyecek olursak kistler ve apseler bizim için oldukça önemlidir. Böyle bir şeyden şüpheniz varsa mutlaka ve mutlaka doktorunuza görünmeyi ihmal etmeyin. Herkese tekrardan iyi günler dilerim. Uzman doktor Tansu Arakman'a çok teşekkür ediyoruz.
ağız ve diş sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdiki konumuz ise anne babaları, aileleri ve eğer tedavi edilmezse ilerleyen zamanlarda çocukları da çok endişelendiren bir konudan söz edeceğiz. Doğuştan kulak yokluğu konumuz. Doğuştan kulak yokluğu neden olur? Doğuştan kulak yokluğu çeşitleri nelerdir? Tedavi ve ameliyat süreci nasıldır? Gelin bu soruların cevaplarını estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Ergin Işık'tan alalım. İyi günler. Bugün size doğuştan kulak yokluğunun tedavisinden bahsedeceğim. Doğuştan kulak yokluğu dediğimiz doğum anından itibaren anne karnındaki gelişim bozukluğuna bağlı olarak bir kulağın ya da her iki kulağın birlikte çeşitli seviyelerde gelişmemesine bağlı oluşan durumdur. Bu tüm kulağı kapsayacağı gibi sadece kulak memesinin ya da kulak heliksi dediğimiz kepçe kısmının üst kısmının oluşmasını engelleyen bir durum sonucu da oluşabilmektedir. Tabii bu durumlara bazen dış kulak yolunun da oluşmaması olduğu durumlarda bu sefer kişilerde duyma problemleri de oluşmaktadır. Sırayla gidecek olursak eğer sadece bir lobül eksikliği yani kulak memesinde herhangi bir eksiklik varsa bunun fileplerle, çeşitli lokal fileplerle yeniden kulak memesi oluşturulabilir. Daha büyük kıkırdak dokuyu da içeren özellikle heliks kısmının yokluğunda ise tedavi tabii biraz daha ağırlaşmaktadır. Özellikle heliks yokluğunda kaburgadan alınan kıkırdak yapılarla yeniden kulak şekli verilip ya iki seanslık cerrahi bir tedaviyle yeniden kulak şekli oluşturmaktayız. İki seansta kaburgadan kıkırdak alınıp ona kulak girinti ve çıkıntılarının şekli verilerek kulak arkasındaki cilt altına o kıkırdak gömülür. Belli bir süre kıkırdak dokunun dolaşımı sağlandıktan sonra ise ikinci seansta o kulak derinin olduğu yerden deriyle birlikte ayrılarak yeniden kulak kepçesi görünümü oluşturulabilmektedir. Bir diğer durum daha ağır durum olan dış kulak yolunun da oluşmamasıyla ilgili durumdur. Bu durumda ise bir kulak burun boğaz uzmanı ile birlikte kulak burun boğaz uzmanı dış kulak yolunu açar ki bu da çok zor bir ameliyattır. Sayılı kişi yapmaktadır bunu Türkiye'de de. Onunla beraber ameliyata gelip tamamen dış kulak yolunu ve kulak kepçesini oluşturduğumuz bir durumdur. Tabii bu özellikle kulak gelişimini 7 yaşına kadar tamamlamaktadır. Tabii çocuklar artık yetişkinler kadar duyarlı değil ve daha acımasız olabiliyorlar. Özellikle okul çağına girmeden bu işi tamamlanması gerekmektedir. Bizim amacımız tabii kulağa hem şekil olarak vermek hem fonksiyon olarak işlevsel bir organ olduğu için duyma fonksiyonunun tamamen sağlanması ve herhangi bir şekilde ileride estetik olarak da özellikle gözlük takma durumunda gözlüğü takacak kadar heliks yapısının oluşturulması bizim için ayrıyeten önem arz etmektedir. Özellikle tek kulaklı kişilerde bizim de hastalara bunu anlattığımız gibi hiçbir zaman diğer kulağın gibi olmayacak. Ama estetik açıdan bir gözlük takabileceksin, bir kulağın olacak. Erkek çocuklarda bu durum daha fazla oluyor ve o bölgedeki saçlarını uzatarak kendilerini kamufle etmeye çalışıyorlar. O kulağın olmadığını kamufle etmeye çalışıyorlar. Bu gibi durumlara maruz kalmayacağını bir an önce tedavisinin yapılmasını öneriyoruz. Eğer bebeğiniz kulaksız bir şekilde doğduysa telaş etmeyin. Uygun hekimlere, uygun bu şekilde alanda uzman kişilere başvurmanız durumunda. İlerleyen süreçlerde ki doktorunuz da bunu size bir açık açık anlatacaktır. Yapılacak seri ameliyatlarla çocuğunuza tekrar aynısı olmasa bile ona yaklaşık benzer bir şekilde fonksiyonlarını gösterebilecek şekilde, onu psikolojik olarak rahatlatacak şekilde bir kulak yapabilmekteyiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Operatör doktor Ergin Işık'a çok teşekkür ediyoruz ve bu paylaşımla da bu bilgiyle de artık programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte Haber Global ekranlarında olacağız. Yapımda yayında emeği geçen arkadaşlarım var. Bu arada bugün kıymetli yönetmenimiz Gökhan'ın doğum günü, buradan doğum gününü de kutlayarak veda edelim sizlere. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte buradayız. Hoşçakalın.